Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Modul tizimiga test qo'yish bo'yicha uslubiy ko'rsatmani boshlaymiz. Buning uchun demak, kursimizga kiramizda qaysi mavzuda test qo'yishimiz kerak bo'lsa, o'sha mavzuga kelib добавить element или resurs qilamiz va bu yerdan testni tanlaymiz. Ve test tanlagan vaqtimizda testni kiritish bo'yicha oyna ochiladi. Mavzu bo'yicha test. Keyin İkinci bandı sinkronizasyonu açamız. Sinkronizasyonda müddetlerini bilgiler koyuşumuz mümkün. Hazır ki pandemiya şeraiti de. Demek müddetlerini bilgiler bu mahkemiyetkiye giyemez. Demek mavzular ketme ketliği de müddetlerini koyuşumuz mümkün. Mesela deyelim, eğer de testinin başlangıcı bu için müddet koymak için olsak, bana bu naçala test serüvenini vikli çıtıklayımız ve müddetini bilgileyimiz. Sananı anıp joylashtirishimiz kerak. Keyin testning yakunlanishi bo'yicha ham agar muddat qo'yishimiz kerak bo'lsa, uch qilamizda muddatni uzaytiramiz. Masalan, 19-oktyabrdan, demak, bir hafta muddat, deylik 28-oktyabrgacha. Demak, testni ishlash uchun vaqtni cheklov qo'ymoqchi bo'lsak, demak, keyin ograничение времени da выключить qilib vaqtni kiritamiz. Masalan, testlarimizni soniga qarab, agar u aniq fanlar, ya'ni murakkab formulalar bilan ishlanadigan bo'lsa, unga har bir savolga kamida 2 minutdan, agar ijtimoiy gumanitar fanlar yoki tillarni o'rganish bo'yicha savollar bo'lsa, 1 minutdan qo'yishimiz mumkin. Masalan, deylik, birinchi mavzu bo'yicha 5 ta test savoli qo'ymoqchimiz. Demak, unga o'rtacha 10 minut, 2 minutdan jami 10 minut vaqtni belgilashimiz mumkin. Demek 10 yazıp koysak minutdan koyar. Eğer de savollar soni ko'p bo'lsa minut, soat, hatta ki kun koyuşumuz mümkün. Hazırca biz minutdan koyarız. Şimdi yana bundan taşqari savollarını ko'rish imkoniyatlari bo'yicha juda ko'p sozlamalari var. Bularga hazırca biz teginmaymiz da. Сохранить и вернуться к курс клаймс. Natijada o'sha qaysi mavzuga oid test qo'ygan bo'lsa, o'sha joyda mana test paydo bo'ldi. Endi bu test paydo bo'ldi, lekin bu yerda hali test savollari mavjud emas. Bunga test savollarini qo'yishimiz uchun mana shu bandga kiramiz. Birinchi mavzu bo'yicha testlar. Ve bu yerde, eğer etibar bir etken bulsanız, pakka ne dabavlin ne adnova vaprosa. Yani hala rarta ham saval koyulgeni yok. Demek bunu koyuş için redaktör test kekiremiz. Ve bana bu oyna açıladı. Bu oynada İtibar beradigan bo'lsak, hech qanday test savollari qo'yilmagan. Shuning uchun mana bu yerda dabavit tugmasini bosamiz. Ya'ni yangi savol bor, savollar bankidan savol qo'yish bor va slushayni vapros bor. Demak, 3 ta holat. Mana shundan hali bizda test mavjud bo'lmaganligi uchun novi vaprosga kiramiz. Novi vaprosga kirganimizda ushbu oyna ochiladi. Bu yerda testning shakllari bo'yicha tanlov mavjud. Demek testimiz bo'lishi mumkin ko'p variantli javoblardan bitta story, ya'ni множественный выбор. Odatda biz mana shu test bo'yicha hozir ko'rsatmani ishlab chiqamiz. Qolganlarini ham keyingi darslarimizda ko'rib chiqishimiz mumkin. Demek множественный выбор qilamiz. Buni tanlab добавить qilamiz. Добавить qilganimizda, demak
bizning kategoriyamizga, o'sha o'quv kursimizga savollar qo'shiladi. Demak, bu po umolchaniyu dili algebra AM. Bu o'sha biz tanlagan kurs, ya'ni yuqoridagi algebra Abdurahmanova degan kursga qo'shiladigan testlar. Demak, birinchi savolning nomini yozamiz. Demak, savolning nomini yozishimiz mumkin. Masalan, birinchi mavzu. Birinchi mavzu. Birinchi savol deb qo'yishimiz mumkin. Endi buni har bir savolga xuddi shunday matnni takrorlab o'tirmaslik uchun keling, savolning nomini raqamlab boshlaymiz. Birinchi mavzu 1 deb yozamiz. Va savol matnini yozamiz. Savol matni bizlarda demak odatda Word variantda tayyor. Shuning uchun savol matnini mana bu Word variantdagi mavzuni ochib Word variantdan tanlab olamiz. Savol matnini kopya qilamizda. Savol tekst vopros degan maydonga tashlaymiz. Mana ko'rib turibsizki, bu yerga savolning matni to'liq tushsin, lekin bizda savolda savol matniga qaraydigan bo'lsak, bu yerda formula turibdi. Mana shuning uchun formula u yerga yozilmadi. Sababi formulani to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi. Buning uchun mana shu maydonning o'ziga savol formula yozish uchun demak biz modul tizimidagi o'zining integrallashtirgan redaktordan foydalanamiz. Ya'ni mana pastga qaragan burchakli strelkani bossak menyu qo'shimcha menyu ochiladi. Qo'shimcha menyularda ikkinchi satrida e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda kalkulyatorning rasmi tushirilgan tugmacha bor. Mana shu tugmacha redaktor formula. Demak, oldin formulani yozadigan maydonni tozalab olamiz. Maydonni tozalab olib, mana shu yerga redaktor formula qilamiz. Demak, bizdagi formulamiz mana e'tibor beradigan bo'lsak, kasrdan iborat. Oddiy 10 li kasr. Demak biz modul tizimida berilgan belgilardan foydalanib ushbu kasrni yozishimiz mumkin. Buning uchun demak ko'rib turibsizki, bu yerda matematik belgilar berilgan. Shundan strelkani ko'ramiz, yo'q. Grekchki bukvani ko'ramiz, bu yerda yo'q. Formula dopolnitelniga kirsak, mana o'xshash formulalar mavjud. Ya'ni masalan deylik, summani kiritish, darajali kvadrat ildizini kiritish, integralni kiritish va hokazo. Demak, mana shulardan bizga o'nli kasr shakli kerak. Demak, a taqsim b plus b shaklini tanlaymiz. Mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu kasrning matnli ko'rinishi ekranda paydo bo'ldi. Mana shu yerda demak, suratida a bor edi, bizda a emas. Bizda matematik formulamizda 5π yozildi. Demak, 5π. P dan demak klaviaturadan kiritib bo'lmay, grekchiski bukvaga kiramizda P ni yozamiz. Yana bu yerga qaytib B plus C ning o'rniga endi biz formulamizga qaraymiz. Demak, 4 yozilishi kerak. Mahrajiga 4 yozib qo'yamiz. Va ushbu formulani saqlanib desak, demak mana bu yerda mana bunday matn paydo bo'ldi. Ya'ni 5π taqsim 4. Demak, savol matnini yozib bo'lgandan keyin unga qo'yiladigan har bir savolga qo'yiladigan balni hisoblaymiz. Demak, bu yerda po umolchaniyu, ya'ni jimlik holatida 1 ball qo'yilgan. Xohlasak bitta savolga 10 ball qo'yishimiz mumkin, xohlasak 2 ball qo'yishimiz mumkin. Bu o'sha o'tkazayotgan sinovimizning darajasiga bog'liq bo'ladi. Keling, umolchani bir tursin. Savolga izohni kiritib qo'yishimiz mumkin, lekin aslida bu yerga ham hech qanday e'tibor bermaymiz. Endi ko'p variantli tanlovda faqat bitta javob to'g'ri bo'lsin bo'lsa, demak, один или несколько ответов degan joyda только один ответ yoki mana допускается несколько ответов'ni tanlashimiz mumkin. Keling, biz odatdagi o'sha standart testlashni qabul qilamiz. Bitta
Bu variantın içinde fakat bir tas top. Variantlarını demek cevap variantlarını numaralaş A, B, C şeklinde bir A, B, C, D şeklinde bilgileş var. Demek bir de baş harflerle yazış var, sonlu bilgileşler var ve numaralamazlık var. Demek kelime bu şey umalçeni küçük harflerde A, B, C dursun. Hoş. Demek cevap variantlarını birincisi ne yazarız? Cevap variantları demek bana bu meydanı yazdı. Bu meydanı kim getirişimiz mümkün? Bana gerekli şey, eğer matın katta buladığım olsa kim getirişimiz mümkün? Yok ki umumen bunu teginmezsen durup gerekli matınla yazsanız ikinci satır geçeceğim. Yani ikinci satır yazdı. Bana ikinci getir parasanız iki de satır matın yazdı. Demek bizim savallarımızda karayımız saval variantıya cevaplar bana 220 gradus, 225 gradus, 300 gradus ve 360 gradus. Şunda demek şularını kiritip çıkarız. Demek birinci variant, cevap variantı 220 gradus. Şimdi gradus belgesini koyuşun bayağı grek simvollarına kiramız. Matematik formüllerine kiramız. Matematik formülada bana bilgiler var. Simvollar grekski bu kuafet. Keçirəz, o şu operatörge kirib, bana operatörde bunun gradus bilgisini koyarız. Saxrayın formula kılsak, demek bana bir de o şu gradus bilgisi koyarız. Şimdi her sefer formulaya kirib oturmasın için, bahçe cevaplarda gradus bilgisi var. Şunun için tol uçun kopya kovalarımızda, ikinci variant atıp, cevap variantı götür, bana bir de 225 koyarız. Üçüncü cevap variantı götürürüz ve bir de hem, demek 300 gradus. 300 gradus. Keyingisi de 4-cü variantda 360 gradus deyil. Şimdi etibar verip qarayımız. Bu yerde qaysi cevap doğru idi bizde. Bizde doğru cevap. İkinci variantda 225 gradus doğru bo'lganligi uchun mana shu to'g'ri javobda mana bu otsenka degan joyga pusto yozilgan, ya'ni bo'sh deb yozilgan. Biz mana shuni ochib, bo'sh emas 100% deb qo'yamiz. Agar mana shu ikkinchi variantdagi javob tanlansa, demak 100% javob to'g'ri deb qabul qilinadi. Demak, saqlanib qilamiz. Keyin saqlanib qilib bu yerdan chiqishimiz mumkin. Demek savolimiz mana bu yerda birinchi bir savol sifatida qoldi. Demek bu savoldan foydalanish uchun demek testga kirsak qo'shildi. Ana endi birinci mavzu bo'yicha testga kelamiz ve Najd prosmotr testi bo'ladi. Najd papitga. Va mana savolni ko'rishimiz mumkin. To'g'ri javobni berib, ikkinchi papitga qilamiz.